Bir zamanlar odunculuk yapan fakir bir aile varmış. Ailenin Hansel ve Gretel adında iki çocukları olmuş. Her ne kadar çok çalışsalar da çocuklarını büyütmek için hala yeterli paraları yokmuş. Günlerce aç kalma sebebiyle Hansel ve Gretel henüz küçükken anneleri vefat etmiş. Çok uzun sürmemiş, baba eve Hansel ve Gretel'in üvey annesi olacak bir kadın getirmiş. Ne yazık ki nazik bir insan değilmiş. Hansel ve Gretel'e karşı hep nefreti varmış. Bir gün inanılmaz bir fikir önermiş. Hey sevgilim, yemeğimiz bitti bile. Görüyorsun, o yaramaz çocuklar yiyecek bir şeyler getiremiyorlar. Gördün mü? Git başımdan. Onları ormanda bırak, kendi başlarına hayatta kalsınlar. Onları düşünmek zorunda kalmayız. Baba çocuklarını gerçekten seviyormuş ve hemen reddetmiş. Dur, bu konuda sana katılmıyorum. Sen istemiyorsan ben istiyorum. Üvey anne kocasıyla tartışabilmek için Hansel ve Gretel'i yatana kadar beklemiş. Ama çocuklar aç olduklarından dolayı henüz uykuları gelmemiş. Hansel, ormana gitmek istemiyorum. Tamam, bana bırak, sen uyu. Ertesi gün baba işe gittikten sonra üvey anne Hansel ve Gretel'i ormana tek başına götürmeyi planlamış. İkiniz de uyanın. Mantar toplamak için takip edin beni. Yiyecek bir şeyimiz kalmadı. Hadi size diyorum. Hansel'in planı olarak küçük bir ekmek götürmek istemiş ve yola atmaya başlamış. Siz burada biraz dinlenin ya da yiyecek aramaya devam edin. Ben mantar aramaya gideceğim. Çocuklar bitkin düşmüş ve boş bir arazide kayanın üstünde dinlenmiş. Gretel, o gelmeyecek. Takip et. Eve tek başımıza döneceğiz. Evet. Hansel ve Gretel'in döndüğünü gören üvey anne sinirlenmiş. Babaysa gerçekten çok mutluymuş. Hansel, Gretel, iyi misiniz? Sorun yok baba, sadece açız. Saatlerdir arıyoruz ama mantar yok. Sen onları nasıl bırakırsın? Sanırım yaşlanıyorum. Arada böyle unutuyorum. Bir hafta sonra köy yeniden yoksulluğa sürüklenmiş. Yine üvey anne çocuklarını ormana terk etmeyi planlamış. Bu sefer daha derine, daha uzağa gitmeliyim ki siz veletler artık geri dönemeyin. Neyse ki Hansel ve Gretel sinek yüzünden henüz uyuyamamış. Üvey anneyi gelirken duymuş, uyuyormuş gibi davranmış. Bu yüzden üvey annesinin fısıldadığı şey Hansel'i eski planını hatırlatmaya zorlamış. Üvey anne Hansel ve Gretel'i gezdirirken sabahın erken saatlerinde çocukların hatırlamaması için çok karmaşık bir yoldan ormanın en derinlerine gitmeyi planlamış. Hansel yol boyunca attığı ekmek kırıntılarına güveniyormuş. Dinlenecek yer bulmaları çok uzun zaman almış. Çocuklar uzun yürüyüş nedeniyle bitkin düşmüş. Birbirlerine yaslanmış ve uykuya dalmış. Uyanana kadar gece olmuş. Hansel attığı ekmek kırıntılarını bulmaya çalışmış. Ama yerde hiçbir şey kalmamış. Ne yazık ki sorunu çözmenin anahtarı kuşlar tarafından yenmiş. Hayır! Kuşlar bütün kırıntıları yedi. Ne yapacağız? Ormanda dolaşan çocuklar hayatta kalmak için ellerinden gelen her şeyi yapmış. Üçüncü günde ikisi de bitkin düşmüş. Sonra çocuklar aniden özel bir ev görmüş. Çocuklar yaklaşmış ve bakmış. Siyah çikolata tutan pencereyi şekillendiren çilekli kekin çatısı altında ekmek duvarı krema ile kaplanmış. Ve hatta kapı çikolatadan yapılmış. Kardeşler hemen açlıklarının yavaş yavaş yükseldiğini hissetmiş. Çocuk olan ve çok acıkan Hansel ve Gretel sadece midelerini tatmin etmek istemiş. Tereddüt etmeden biraz kek ve ekmek almış. Aniden kapı açılmış. Hansel ve Gretel'i hayrete düşüren yaşlı bir kadın dışarı çıkmış. Merhaba, aç mısınız? İçeri gelin, size lezzetli yemekler yapayım ve hatta sizin için sıcak bir yatak. Hansel ve Gretel bunun bir rüya olduğunu sanmış. Aslında yaşlı kadın çocuk yemeği seven bir cadıymış. Genç erkek de kızları çekmek için bu pasta evi yapmış. Sonra da onları yemesi için uyuturmuş.
Ertesi sabah Hansel ve Gretel uyurken cadı Hansel'i bir kafese koymuş ve Gretel'den kardeşini beslemek için yemek pişirmesini istemiş. Hansel yaşadığı zor zamanlardan dolayı çok zayıflamış. Bu yüzden cadı onun tombul olmasını istemiş. Yaşlılıktan dolayı cadı olayları net bir şekilde göremiyormuş. Her sabah Hansel'in bileğini tutarmış. Böylece onun ne kadar lezzetli olduğunu ölçermiş. Hansel ise ona her zaman bir önceki yemekten kalan kemiği vermiş. Bir hafta sonra kemikte bir değişiklik hissetmemiş. Ve cadı çıldırmış. Gretel, neredesin? Su nerede? Onu doğra. Hansel yarın bana yemek olacak. Şişman olsun ya da olmasın. Sonra Gretel'den ocağa bakmasını istemiş. Gretel, ocağa gir. Yeterince sıcak mı? Bak. Aslında cadı Gretel'i önce yemek için ocağa itmek istiyormuş. Ama zeki kız cadının amacını zaten biliyormuş. İçeri nasıl gireceğimi bilmiyorum. Seni aptal, o küçük kapıdan benim gibi bir kadın bile giriyor. Sonra bunu bir rehber olarak göstermiş. Gafletinden faydalanmış ve Gretel cadıyı ocağa itmiş. Ve hızla kapıyı kapatmış. Ve sonra zeki Gretel kötü cadıyı ocağa kapatmış. Kafese koşmuş, Hansel'e yardım ederken tüm hikayeyi anlatmış. Her iki sevimli çocuk bu mutlu anı paylaşmış. Depoya gitmiş, birkaç kıyafet ve mücevher almış. Sonra da yola koyulmuş. Evden ayrıldıktan sonra Hansel ve Gretel yine ormandan nasıl çıkacakları konusunda endişelenmiş. Ormanın çok derin ve uzak bir yerindelermiş. Gece olduğunda Hansel ve Gretel çok bitkin düşmüş. Yorgun şekilde bir ağaç kütüğüne oturmuş ve ağlamaya başlamış. Hansel, Gretel, neredesiniz? Çocuklar bu sesin sadece bir rüya olduğunu düşünmüş. Baba! Gretel, Hansel, neredesiniz? Biz buradayız, baba. Rüya gerçek olmuş. Hansel ve Gretel'in babası mutlu bir şekilde birbirlerine koşup sarılmış. Meğerse baba eve gittiğinde çocuklarının ormanda terk edilmiş olduğunu anlamış. Neredeyse delirecekmiş. Kendini çok suçlu hissetmiş. Hemen ormana onları aramaya gitmiş. Karısının engellemesini görmezden gelerek günden güne aramaya devam etmiş. Hansel, Gretel neredesiniz? Hansel ve Gretel sonra babalarına hikayelerini anlatmış. Baba, ormanda kaldık. Açtık ve çok soğuktu. Bir ev gördük. Ev sahibi bize yiyecek verdi ama beni yemek istedi. Baba, Hansel'i ben kurtardım. Akıllı kızın kurtardı. Beni övebilirsin. Baba, çocukların hikayesini duyduktan sonra ağlamış. Hansel, Gretel, sizden özür dilerim. Baba iki çocuğuyla eve gitmiş. Zalim karısını terk etmeye ve tüm zamanını Hansel ve Gretel'e bakarak geçirmeye karar vermiş.